Arkadaşlar merhaba hepinize. Bugünkü İstanbul yarışlarının tahminini vereceğiz ama ondan önce kısaca Ankara'yı ve Kocaeli'yi geçelim. Ankara'da Lord 4. atımızdı. Önerdiğimiz attı. Hüsevan 2. atımızdı. Innovation 3. atımızdı. Only the Brave Banco'muzdu. Er Meydanı 3. atımızdı. Bartolomeo 5. atımızdı. İlk 6'ya kaldık ama para vermedi. Şirin mi Şirin Banco'muzdu. Ondan sonra Pixie 3. atımızdı. Kısas Bey'i özellikle önerdik. Cihan'a bedel eğer onu fazla rahatsız etmezse Kenter çıktı gibi bitirir dedik. Birçok yerde Lua Lua ve The Dolphin daha fazla öneriliyordu. Tek veren yerler vardı Lua Lua'yı. Biz Kısas Bey'in bu yarışı bitirebileceğini söyledik. Kazandı ve maalesef son ayakta Beşirefe'den yattık. Safira'yı ısrarla önermiştik. Safira bir türlü Beşirefe'yi yakalayıp atlayıp geçemedi. 1 milyar 750 milyon gibi bir para verdi. Safira gelseydi 7-8 bin liraya çıkabilirdi. Maalesef son ayaktan yattık 4 atta. Fakat Kocaeli'yi WhatsApp grubunda yakaladık. 8500 lira yakalayan arkadaşlara tekrar hayırlı uğurlu olsun. 126 liralık bir kupondu. WhatsApp grubundaki arkadaşlar bundan faydalandılar. Dilerim YouTube'da da yayınladığımız videoda sizler de faydalanırsınız arkadaşlar. Tabii ki bütün yarışları aynı gün yayınlayamıyoruz. Biliyorsunuz WhatsApp grubundaki arkadaşlara haksızlık olur. Ama keşke dün Kocaeli'yi yayınlasaydım da YouTube'daki arkadaşlar da faydalansaydı diye üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Şans, kısmet bu işler. Ankara'yı yayınladık. İnşallah bugün İstanbul'da başarılı oluruz arkadaşlar. İstanbul'da hemen birinci koşudan başlıyorum. 2 numaralı oğlum Batuhan'ın son 2 yarışında sert gruplara takıldığını görüyorum. Bugün nispeten mesafenin de biraz uzamasıyla nispeten daha uygun grupta başarılı olabilir. Yarışın en şanslı atıdır. 3 numaralı Yalvaçhan stiline uygun bir jokey buldu. 5 numaralı Efesli Halil ve 1 numaralı yeğenim Toprak diyorum. Önce 2-3-5 daha sonra yeri kalanla 1 numara yeğenim Toprak. İkinci ayağa geldiğimizde 4 numara Green Shadow'un artık bu uygun grupta yarışı yani yarış kazanmasını bekliyorum. Çıkıp liderliği alacak ve istediği tempoyu kuracaktır. En fazla tavşan bir at çıkarsa 2 gidip düzlük üzerine liderliği alıp yarışı kazanmasını bekliyorum Kocakaya'yla. Fizikli, fiziği güzel bir at. Bu atları geçmesi lazım. Açıkçası 1 numaralı Barbarosu'nun galopları falan fena değil. Glenn'in kardeşi ama yani hayatının ilk yarışında 1900 metrede eğer yarışı kazanırsa zaten açık yarışlara göz kırpan bir at olur gibime geliyor. Bence nispeten ilk yarışında kondisyon eksikliği hisseder. O yüzden 4 numaralı Green Shadow'u sizlere banko olarak veriyorum. Şimdi 3. koşuya baktığımızda 2 numaralı Yaşama Sevinci yani yarışı kazanır gibi görünse de bu atların hepsi aynı stilde atlar. Yani The Black Stallion kaçar bir tempo atı. Yaşama Sevinci 2-3 giden bir tempo atı. Şu yine bir tempo atı sayılabilir. Captain Jemo da Brave Up'da da zaman zaman tempo yarışları gibi koşuyorlar. Bir Lucky Fish için yorum yapamıyorum. O da dolayısıyla ben buraya hepsi diyorum. Biraz karışık gördüm bu yarışı. Uzun zamandır mesela şu çim koşmuyor, kum koşuyordu. Şimdi ilgilileri çime deklare etmişler. Yani bir sürpriz olabilir diye düşünüyorum ve sizlere hepsini tavsiye ediyorum burada. Üçüncü koşuya geldiğimizde, pardon üçüncü koşu diyorum. Yanlış oldu. Üçüncü koşu hepsi. Dördüncü koşuya geldiğimizde 3 numara Raul gerçekten son yarışı fena değil, iyi koştu ama 59 kilo, 54 kilo bu Hyperloop ilk yarışta sürekli bazı atlardan böyle tampon yemiş, biraz ufak ufak fauller yemiş sürekli. At fizikli, güzel bir fiziği var. Bugün için sentetikte daha etkili olabilir. Ben buraya 3-4 yazarsak daha garanti olur diye düşünüyorum. 3-4-4-3 ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. 5. koşuya geldiğimizde ise 4 numaralı tekniğin son çim yarışına aldanmıyorum. Sanki çimi biraz eksik gibi. Sentetikte iyi koşuyor. Biraz daha kısa olsaydı yani çok daha kesin konuşabilirdim kazanır diye ama uzunda sanki sonlarda temposu düşebilir. Yine de ilk atım 4 numaralı teknik. Bu 7 numaralı triple hooch dilbağı denendikten sonra etkili yarışlar yapıyor. Sentetikte 3 ve 2 oldu. 51 kilo. Daniel Kaya etkili olabilir. Dikkat. Ve yine 30 gün önce bir yarış gören 5. kalan Beykoz'da Furkan Yüksel'le bana göre ters bir yarış yapabilir. 4-7-5 arkadaşlar buradaki tavsiyem. 6. koşuya geldiğimizde ise 4 numaralı Efsane Artur'un son yarışını ölçü almıyorum. İyi koşabilir uzunda Samet Erkuş'la. Bence ilk şansı hak ediyor. 1 numara Tatavla 1-2 yarış gördü. Geniş İstanbul pistinde daha etkili olur diye düşünüyorum sonlarda. 2 numaralı Yener de sürpriz beklediğim bir at açıkçası. Son yarışı fena değil.
5 numara İzbrak İkman'ı da beğendim. Evet, çok beğendim. Hatta bu arada son yarışına banko vermiştim kargoyla beraber ama o gün için kötü koşmuşlardı. Bugün İzbrak İkman'ı da beğendim. İyi koşabilir. Zaten favori çıkmış ve 3 numaralı Barut eğer önde fazla rahatsız edilmezse yarışın sürprizini gerçekleştirebilir. 4, 1, 2, 5 ve 3 arkadaşlar. 7. koşuya geldiğimizde burada baktığımızda Afrika Ender'in, Umutlu'nun ve Ulu Batur'un süratlendireceği bu koşuda ben sonlarda iki tane yani üç atın etkili gelebileceğini düşünüyorum. Bunlar zaten ikisi birbiriyle ekürü. Sonlarda 1 numara Bay Emir ve 9 numara Yetim Ahmet güçlü gelebilir. Bugün bu yarışı kazanabilirler. Dikkat, zaten favori çıkmış. Bir de uzun zamandır istenilen yarışları yapamasa bu süratli gidecek yarışta en iç kulvardan dalacak olan 7 numara Bodrum Kalesi de istediği jokeyi. Gerçi Hışman da fena bilmiyor, o da iyi biliyor ama Ayhan Kurşun da sert bir jokey. Bodrum Kalesi fizikli, güzel fiziği olan bir at. Ona tazdik isteyen, yani güçlü bir at olduğu için, fiziğiyle iri bir at olduğu için tazdik isteyen güçlü bir jokey lazım. Ayhan Kurşun da hiç fena değil bu konularda. Rakip olur diyorum. 1-7-7-1 ayırt etmeden burayı yazmanızı tavsiye ediyorum. 8. koşuya da aynı şeyleri, yani 1 numara Alihan ve 2 numara Ardaşar için söyleyeceğim. Gruptan biraz daha farklı görünüyor bu iki at. Dolayısıyla burayı fazla riske girmeden 1-2-2-1 şeklinde yazmanızı tavsiye ediyorum. 9. koşuya geldiğimizde ise açıkçası 4 numara Distinct Shining bu gruptan yani biraz bir tık daha kalite. 2400'de kazandığı yarış var. Geçen senelerde Gökhan Kocakaya ve Özcan Yıldırım'la da 2000'de kazandı. Bu gruptan üstü daha sert gruplarda koşuyordu. Artık Karamaza ikilisiyle de Özcan geçen Hawking'le kaybetti. Bu kez kendini affettirir, Distinct Shining'le kazanır diye düşünüyorum. Ve sizlere banko olarak öneriyorum. 4 numara Distinct Shining zaten büyük favori çıkmış arkadaşlar. Ve günün son ayağına geldiğimizde 1 numara Brentwood, 2 numara Circle of Life, 3 numara Delikanım, 6 numaralı Viva Zapata, 8 numaralı Deverol, 10 numaralı Titanium, 11 numaralı Viva Veneto ve 4 numaralı Merdokan diyorum arkadaşlar. Bu atları yazarsak yeterli olur kanaatindeyim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olun lütfen. Ben YouTube'a bundan sonra biraz daha fazla ağırlık vereceğim. Her gün en azından bir video yayınlamaya çalışacağım. Sizler de bizi desteklerseniz seviniriz. WhatsApp grubumuza dahil olanlar dün kazandı. Önceki zamanlarda da zaman zaman kazanıyorlardı. Kazanmaya devam edecekler. Katılmak isteyenler 0545 625 5093 aylık 70 TL ücreti var arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar ve bol şanslar diliyorum. Bugün için hem İstanbul hem Bursa yarışlarında hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.